Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımızın Türkiye ile bir ilhak düşüncesi yok. Türkiye'nin de Kıbrıs'ı ilhak etmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilhak etme diye bir düşüncesi yok. Kuzey Kıbrıs evet, Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye karşıtı açıklamalarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan yanıt geldi. Eroğlu tepkisini ulusal kanal ekranlarından gösterdi. Yakın denebilir mi? Eroğlu, Akıncı'nın Türkiye'nin sınırlarımızdaki terör koridorunu parçalamaya yönelik harekatlarını da hedef aldığını hatırlattı. Akıncı'nın tavrının bir seçim stratejisi olduğunu söyledi. Daha önce Zeytin Dalı harekatında, Kıbrıs Barış harekatına ilgili söylediği sözlere dikkate alırsak, bir düşünce içerisinde, seçime yönelik bir avantaj sağlama düşüncesi içerisinde olduğunu biliyoruz. Federasyoncu geçinen bazı kişiler, çok şükür ki sayıları çok fazla değil. Türkiye'ye karşı beyanat verdiği takdirde Akıncı'ya destek verecekleri şeklinde bir güçlü var. Ne bizde ne Türkiye'de böyle bir düşünüyorken böyle bir kahramanlık, sahte kahramanlık yapmaya kalkması bana göre tamamen seçimine, Cumhurbaşkanı seçimine yönelikti. Eroğlu, Akıncı'nın tez zamanda federasyon çağrılarının da bir hayal olduğunu belirtti. Bir kere Kıbrıs'ta bir federasyon olacağına inananlardan değilim. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınmanın avantajını olarak komşu ülkelerle, Mısır'la, İsrail'le, Fransa'yla, İtalya'yla işbirliği içerisine giren bir Rum yönetiminin bizimle federasyon kuracağına inanmak, ben derim artık hayal içinde yaşamak demektir. Federasyonun olmayacağını biz de biliyoruz, onun da bilmesi gerekir. Federasyon nasıl olur? Rumların istediği her şeyi verirseniz, siz kendiniz bir hak iddia etmezseniz, o zaman biz kendi devletimizden, kendi Türklüğümüzden, kendi özgürlüğümüzden fedakarlık gelecek demek. Derviş Eroğlu, Akıncı'nın milli davaya zarar verdiğini ifade etti. Gerçekleri Kıbrıs Türk halkı biliyor. Yani hem anavatanındaki Türk'te hem bizi, burada yaşayan Türkleri rencide edecek davranışlarla seçim kazanmak mümkün değil. Seçim için her şey mübahtır düşüncesi içerisinde hareket edenlerin ancak milli davaya zarar vereceğini gördük ve göreceğiz.